Merhaba, ben Irmak. Bu videoda dizi, film ve reklam sektörü için oyuncu kadroları nasıl oluşturuluyor, oyuncular nasıl seçiliyor, bu işleyiş nasıl, size birazcık bundan bahsedeceğim. Bugünkü videoyu ofiste çekiyoruz. O yüzden kontrolümde olmayan arada bir ses, gürültüler olabilir. Bunu hemen baştan söylemiş olayım, içim rahat etsin. Normalde böyle videolarımı beğenin, abone olun falan gibi şeyler söylemiyorum. Ama yararlandığınız, faydalandığınız, beğendiğiniz, yorum bıraktığınız videoların linkini sosyal medyanızda veya WhatsApp'tan ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok iyi olur. Hem de daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. Bu videoyu iki eksende akıtacağım. Bir, sektörün içinden biri olarak oyuncu kadrolarını nasıl oluşturuyoruz? Başlangıçtan sonuna kadar biraz içeriden bilgi vereceğim. Yani reji ekibi, kast ajansı, yapımcı oyuncu kadrosunu oluştururken hangi aşamalardan geçiyor? Biraz bununla ilgili bir bilgi akışı vereceğim. Daha sonra ise oyuncu olmak isteyen kişilere yönelik veya oyunculuk eğitimi almış ama iş bulmakta zorlanan insanlara yönelik öneriler vereceğim ve bu işin doğası nasıl oluyor birazcık onlardan bahsedeceğim. Dizi, sinema filmi ve reklam aslında 3 farklı iş alanı fakat birbirine benzer casting çalışmaları sürdürülüyor. Şu an hani birinden ilerlemek için benim de en iyi bildiğim alan olan sinema filmlerinin perde arkasından bahsedeceğim. Reklam ve dizi için de yine eklemeler yapacağım. Bir sinema filminin senaryosu onaylandıktan sonra ve resmi olarak ön prodüksiyon çalışmaları ofiste başladıktan sonra yavaş yavaş oyuncu kadrosu içinde çalışmalar yapılmaya başlıyor. Bu iki şekilde ilerliyor. Yönetmenin ekibi, reji ekibi ve yapımcı beraber iletişim halinde çalışıyor ve bunun için kast ajanslardan da destek alıyoruz. Kast direktörlerinden de destek alıyoruz. Kendimiz de bir iki ekleme yapabiliyoruz. Ünlü oyuncular için, yani herkesin aklına gelebilecek, yapımcının ve yönetmenin aklına gelebilecek ana roller için, başroller için onları zaten yapımcı ve yönetmen aralarında konuşarak belirliyorlar ve görüşmeleri çağırıyorlar oyuncuları. Anlaşırlarsa onlar zaten cepte. Onlar için bir casting çalışması çok fazla yürütülmüyor. Ya tabii ki rejiye de soruyorlar işte ya bak bu rol için henüz birini düşünmedik, ayarlamadık sence kimler olur falan diye. Reji ekibiyle de tabii ki konuşuluyor ama onlar için ajanslara başvurmuyoruz. Ücrette de anlaştılarsa zaten onlar o şekilde belirleniyor. Şimdi sizin ünlü olmayan bir oyuncu olarak zaten gişe filmlerinde bu başrollere yerleşebilme ihtimaliniz daha düşük ve diğer rolleri düşüneceksiniz. Ana roller haricinde de bir senaryoda oyuncu listesi, yardımcı oyuncu listesi, bir sahnelik girip çıkacak insanlar, diyaloglu FGR dediğimiz aslında herhangi bir oyunculuk yeteneğine sahip olması gerekmeyen filmin içinde konuşacak insanlar olmak üzere reji ekibi liste çıkardığında bayağı bir liste çıkıyor. Bunlar için de oyuncu ajanslarıyla, kast ajanslarıyla çalışıyoruz. Eğer bir gişe filmi ise veya büyük bir ekipse zaten kast direktörü de içeride oluyor. Kast direktörü, reji ekibi ve ajans olarak beraber ortaklaşa çalışıyorlar. Yani yardımcı roller için, yan roller için ve tüm FGR ve diyaloglu FGR'ler için aslında bütün casting çalışmasını reji yürütmüş oluyor. Diyelim ki 10 sahne, 15 sahne yer alacak bir kız kardeş rolü ya da bir öğretmen rolü gerekiyor. Detaylı olarak hangi özellikler arandığını reji ekibi kast ajansa ya da kast direktörüne iletiyor ve onlar kendi kadrolarından bir çalışma yapıyorlar. İşte bu isimler uygun bulduk biz. İşte fotoğraflarını yolluyorlar. Varsa audition videolarını yolluyorlar. Reji ekibi olarak da siz bakıyorsunuz. Bak bu kız uygunmuş, bu kız da uygunmuş. Biz bunu audition'a alalım diyorlar. Burada auditionlar iki farklı şekilde yürüyor. Eğer bir reklam filminin kastını oluşturuyorsanız audition zaten kast ajansın bünyesinde çekiliyor ve rejiye geliyor. Reji bakıyor yönetmenle birlikte, eliyor ve tamam bunlar olabilir, bunları callback'e çağıralım diyorlar. Callback de aslında yönetmen görüşmesi demek. Yani siz artık son ikiye kalmışsınız ve yönetmen bir karar verecek, o demek. Sinema filminde ise iki türlü olabiliyor. Sinema filmindeki audition'ı
Kast ajans çekemeyebilir ve bir görüşmeye, bir okuma provasına ihtiyacınız olabilir. Oyuncular ofise geliyor, reji basit bir kamera ya da telefon kuruyor. Yardımcı yönetmen ya da birinci reji, artık kimse. Yönetmen çünkü çok fazla ofiste duramıyor, artık ön hazırlıkta. Yönetmen sürekli geziyor, mekan geziyor, yapımcı geziyor, sürekli bir işi var. Reji o oyuncuyu kaydediyor, bilgilerini alıyor, kamera önünde nasıl, onlara bir bakıyor. Hem de önemli bir rolse o rolü bir okutuyor. Ondan sonra da çektiği kaydı yönetmene gösteriyor. Şimdi burada eğer siz bir oyuncuysanız rejiyle bu ilk temas ettiğiniz görüşme aslında önemli. Sadece o kameraya kaydettikleri 3-5 dakikalık görüntünüzden ziyade arka planda yönetmen yardımcısıyla kurduğunuz ilişki de önemli aslında. Çünkü o yönetmen yardımcısı deneyimli biri ise aslında yönetmeni sizle ilgili ilk izlenimleri, ilk tüyoları o veriyor. Ve yönetmenin öyle bir vakti olmadığı için asistanına güveniyor. O yüzden ilk gittiğiniz audition'da reji asistanıyla hem sıcak bir ilişki kurarsanız hem de kamera önüne dair rahat olabileceğiniz, teknik olarak da rahat çalışılabilecek bir oyuncu olduğunuz izlenimini verebilirseniz aslında 1-0 öndesiniz. Bu şekilde belki 50 kişiye karar veriliyor. Ama işte diyaloglu FGR yani figüran diye tanımladığımız oyuncuları artık böyle audition çekilmez. Onda artık kast ajansa güveniriz. Ama yabancı bir işse ya da çok büyük bütçeli ve çok kritik role sahip bir işse tabii ki diyaloglu FGR'lere de önceden bir bakmak gerekebilir. Bazılarınızın aklına şöyle bir soru gelmiş. Ben senaristsem oyuncu kadrosunu şu kişilere düşünerek yazdıysam bu role mutlaka bu isim oynaması gerekiyor diye yazdıysam filmde o oyuncuyu oynatabilir miyim? Siz eğer sektörde belirli bir yere gelmiş ve aranan bir senaristseniz tabii ki ilk etapta bir söyleyebilirsiniz. Ben bu karakteri şu oyuncuyu düşünerek yazdım ve mutlaka bu oynaması iyi olur gibi fikrinizi tabii ki belirtebilirsiniz. Ya da yapımcı son oyuncuyla imza atmadan önce bir de size danışabilir. Bak bu kişilerle çalışacağız, bunlar oynayacak, sen ne diyorsun diye fikrini alabilir. Ama genellikle yapımcının kararı burada geçer. Sözü geçen, sektörde aranan, önemli, saygın bir senarist mevkiine henüz ulaşmadıysanız sadece nezaketen söylerler. Ya da nezaketen fikrinizi sorarlar. Çünkü size gelene kadar çok daha farklı kriterler var işin içinde. O oyuncuyla ücrette anlaşabildiler mi falan gibi, yönetmenle anlaşabilecek mi gibi bir sürü farklı kriter devreye girer. Şimdi videonun bundan sonraki bölümünü artık biraz da oyunculara hitaben anlatmaya başlayacağım. Biz deriz ki oyunculuğun %80'i beklemektir. Bunu genellikle sette beklemek olarak kastederiz aslında teknik açıdan. Ama oyunculuğun %80'i telefon başında da beklemektir. Ne yazık ki sizin ne kadar yetenekli, ne kadar çalışkan ve ne kadar üstüne düşen her şeyi yapan bir oyuncu olmanıza bağlı değil seçilmeniz. Maalesef sadece bunlara bağlı değil. Şu anda dizilerde çok ünlü roller oynayan oyuncular bile hep aynı yollardan geçiyor. Bir kast ajansı ya da bir menajerle çalışmaya başlıyorlar ve ondan sonra sayısız audition'a geçiyorlar. Bazen bir haftada 20-30 tane reklam audition'ına ya da dizi seçmesine gittikleri oluyor. Şu an belli başlı dizilerde, filmlerde oynayan çoğu oyuncunun yolu ne yazık ki bu sayısız oyuncu seçmelerine gitmekten geçiyor. Mecburen gideceksiniz. Bazılarında son ikiye kalacaksınız. Callback'e çağıracaklar. Callback dedikleri de işte son yönetmen görüşmesi. Heyecanlanacaksınız, gideceksiniz. Arkadaşlarınıza söyleyeceksiniz hatta. Görüşme de çok iyi geçmiş olacak. Kesin oldu bu iş diye düşüneceksiniz. Ama sonra arayan soran olmayacak. Hatta ajans menajeri arayacaksınız. Ya bizim rol vardı, bu hafta çekilecekti, ne oldu, beni aramayacaklar mı gibi. Birçok oyuncu bunları yaşıyor. Buna emin olabilirsiniz. Ya son ikiye kalmıştım ama öbürü yönetmenin tanıdığıymış denecek falan. Bazen gerçekten de tanıdığı olacak. Bazen hiç alakası olmayacak. Tanıdık falan değil. Sadece diğer oyuncu sizden daha çok o role uygun olacak. Bazen talih söz konusu olacak. Bazen öbür kişi aslında sizden beceri ve yetenek olarak daha iyi olmayacak ama kamera önünde çok daha tecrübeli birisi olacak. Yönetmenin daha önce başka işlerde çalıştığı, tanışık olduğu
ve rahat edeceğini düşündüğü kişi olacak. Ya bu tarz sayısız seçenek var ve siz bunları düşünerek moralinizi düşürmeyin. Siz önünüze bakın, devam edin. Bu herkesin bildiği bir yol. Oyuncu seçmelerine gitmek ve beklemek. Şimdi ben size birkaç farklı öneri sunacağım. İlk işiniz değilse, ara ara oyunculuk işine gidiyorsanız, daha çok iş almak üzere, ileriye dönük daha fazla şansınızı arttırmak üzere neler yapabilirsiniz? Bir yönetmen gözüyle, bir video yapımcısı gözüyle ve sektörde 7-8 sene teknik ekipte çalışmış birinin gözüyle size birkaç tane tüyo vereceğim. Videomun bundan sonrası kamera önü oyunculuğuna yeni başlayan daha az deneyimli oyuncular için ya da Allah bana bir yürüye aklım demedi diyen oyuncular için ufak tüyolar içeriyor. Şimdi arkadaşlar, ufak tefek diziye, reklama, filme gittiyseniz artık bundan sonrası işiniz biraz daha kolay. Size ilk ve en önemli tavsiyem şu. Çalışmak için gittiğiniz setlerde reji asistanıyla ve kast direktörleriyle samimiyet kurun ve iyi geçinin. Onlara arıza çıkarmaya meyilli olmayan bir oyuncu olduğunuzu, kamera önünde teknik anlamda çok rahat yönlendirilebilir ve kolay anlayan bir oyuncu olduğunuzu ispatlamaya çalışın. Ve bu şekilde sıkça akıllara gelebilecek, farklı farklı ufak değişik roller için de arayabilecekleri biri olduğunuzu kanıtlamaya çalışın. Çünkü bazen şöyle şeyler olur. Acelemiz olur, henüz hazırlığımız yoktur. Kast ajansından birisi seçilmemiştir, acil çekime gidilir, ek sahne gelir, bir rol açıktadır. Söz gelimi başrol oyuncusunun yolda çarpışıp kavga edeceği bir adam olabilirsiniz. Ya da yolda çarpışıp flörtleşebileceği bir kadın olabilirsiniz. Böyle bir rol vardır. Bu rol sadece bir sahne sürecektir ama oyunculuk becerisi gerektiriyordur. Biz hemen şöyle yaparız. Kast ajans süreciyle uğraşacak vaktimiz yoktur ve hemen reji asistanı başka bir arkadaşımızı ararız ya da sette reji asistanları arasında çözmeye çalışırız. Ben asistanıma derim ki mesela, Mustafa, senin daha önceden çalıştığın böyle bir kız var mı? Varsa hemen ara gelsin. İşte sizin olaya gireceğiniz nokta burası. Bu sohbet sırasında akla gelmeniz lazım. Hemen bir telefonla sete ışınlanabilecek veya ertesi gün çekime gelebilecek biri olduğunuzu akıllara yazmanız lazım. Eskiden şöyle şeyler çok olurdu. Beni reji asistanı bir arkadaşım arardı ve derdi ki, Irmak şu yaşlarda kumral, fiziksel olarak yakışıklı, eli yüzü düzgün, güzel konuşabilen, Türkçesi iyi olan, aksanı iyi olan bir arkadaşın var mı? Bakın, oyunculuk becerisinden bahsedilmedi bile. Böyle durumlarda bazen arkadaşlarımıza bile başvurabiliyoruz. Reji asistanlarıyla her gittiğiniz sette yakın bir temas kurun. Sohbet kurun, muhabbet kurun. Onlara kendinizi sevdirin. Ya bu tabii ki şey değil, hani samimiyetsiz, yalaka ve yapay bir ilişkiden bahsetmiyorum. Sizin oyunculuğa giden yolunuz aslında reji asistanlarından da geçiyor. O yüzden onlarla kurduğunuz ilişki ne kadar iyi olursa ileride alacağınız iş sayısı da o kadar artabilir. Tam tersini düşünelim. Siz burnu havada, anlaşması kolay olmayan, sürekli her şeye kinayeli, ironik, alaycı cevap veren gıcık bir adamsınız diyelim. Ben mi yani? Burak gibi. İlk önce sizi aramam tabii ki. Sette sizinle diyaloğum o kadar iyi olmadıysa, üstelik arıza çıkarmaya meyilli bir insansınız. Yani sürekli ortadan kaybolup sigara içmeye gidiyorsanız, sürekli ortadan kaybolup kız arkadaşınızla telefonda kavga ediyorsanız, yönetmen her provaya çağırdığında sizi arıyorsak, bir yerlerde bulmaya çalışıyorsak, ufak rol içinde geçerli, ana roller içinde geçerli, aklımıza ilk gelen insan siz olmayacaksınız. Veya o role çok uygunsanız bile biz asistansak yönetmene şunu belirteceğiz. Can olsun isminiz. Can dışında farklı alternatifler de var. Biz hemen bununla çalışmayalım çünkü gerçekten arızaya yatkın birisi. Gerçekten böyle konuşuyoruz aramızda. Çünkü teknik olarak iş akışını aksatan şeyler bunlar. Sette vakit nakit. Aradığımız anda sizi bulacağız. Kamera önüne geçmeniz gereken anda sigaramı bitireyim, şu kahvemi bitireyim gibi şeyler olmayacak. Saça, makyaja ve kostüme sizi almak istediğimizde o anda almamız lazım. Bunlar hep gecikme yaratıyor. Sette vaktinde gelmiyorsanız bunlar hep eksi. Ne kadar yetenekli, ne kadar dahi, ne kadar müthiş bir oyuncu olursanız olun, bunlar sizin daha fazla iş almanıza engel olan unsurlar. Ve inanın ki yönetmen olarak da, asistan olarak da sette
ikinci plana atılırsınız ve bir sonraki işiniz de akıllarda kötü bir imaj bırakırsınız. Bunu temizlemek de bir sene, iki sene alır. Hakikaten vakit alır. Deneyimli veya deneyimsiz bir oyuncu olarak reji asistanlarının birbirine tavsiye ettiği oyuncu olmaya çalışın. Evet, şimdi sesimiz düzeldi. Tekrar kayda girdik ve devam ediyorum. İkinci vereceğim tüyo da şu. Artık bu tüyo değil, herkesin bildiği bir şey aslında ama sektörden, içeriden bir bakışla neden böyle olduğunu size anlatayım. Sektörde daha fazla iş almaya çalışan bir oyuncuysanız sosyal medya hesaplarınıza bol bol video yükleyin. Ne kadar farklı türde videoyu sosyal medya hesabınıza koyarsanız o kadar iyi. Çünkü bize o kadar çok fikir verir. Hangi rollere daha yatkınsınız, hangi roller için sizi düşünebiliriz, bununla ilgili çok fazla fikir verir. Sosyal medya diyorum çünkü hangi mecrayı seçtiğinizin bir önemi yok. Instagram'a da yüklüyor olabilirsiniz, TikTok'a da yüklüyor olabilirsiniz. YouTube üzerinden de videolarınızı koyuyor olabilirsiniz. Bunun çok bir önemi yok. Çok fazla takipçi kitleniz olmasının da bir önemi yok bizim açımızdan. Çünkü bizim bakacağımız şey 6.000, 7.000, 100.000, 200.000 takipçiniz olduğu değil ilk etapta. Siz nasıl bir insansınız, nasıl bir oyuncusunuz, sesiniz nasıl, tavrınız nasıl, telaffuzunuz, Türkçeniz nasıl, hangi rollerde daha hoşsunuz, komediye mi daha yatkınsınız, drama mı daha yatkınsınız ve biz sizi bir işe çağırırsak ya da bir audition'a çağırırsak kafamızdaki role uygun musunuz? Bunu 10 saniye içinde anlamamıza yarıyor. Bu süper kestirme bir yol. Özellikle de pandemiden sonra auditionlar daha çok online'a yöneldi. Bu şekilde çok kestirme bir yol sunuyorsunuz aslında. Arayın, çağırın, gelsin görüşelim diyebilme imkanınız oluyor. Ayrıca bir fenomen olma yolunda giden böyle işte 50 bin takipçi üzeri bir duruma geldiyseniz de otomatik olarak bizim aklımıza siz geliyorsunuz. Artık bir kas sürecine gerek kalmıyor ve ben sizi Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da takip eden bir yönetmensem, yapımcıysam aklıma zaten direkt siz geliyorsunuz. Yani siz benimle tanışmaya çalışmıyorsunuz. Ben zaten sizi gıyaben ve internetten tanımış oluyorum, sempati beslemiş oluyorum ve sizinle çalışabilir miyim acaba diye sizi çağırıyorum. Bence bu muhteşem bir şey. Teknolojinin ve çağımızın oyunculara sunduğu en büyük nimet bence bu. Hatta bu şekilde Gülse Birsel'in ya da BKM'nin çektiği gişe filmlerine, dizilerin kadrolarına girmiş bir sürü internet fenomeni var. Hemen bunlardan ilk akla gelenler Deniz Cengiz, Yasemin Sakallıoğlu veya Deniz Işın vardı galiba son dönemde. Bu şekilde ünlü olmuş oyuncular. Bundan sonra vereceğim tüyolar birazcık daha basit. Çekileceğini duyduğunuz bir sinema filmi var veya bir reklam filmi var ve ben onun kadrosunda mutlaka olmalıyım. Rol ne olursa olsun hiç önemi yok. Yeter ki ben o yönetmenle çalışayım, bu filmin kadrosunda olayım. Böyle bir isteğiniz var. Yönetmenlere e-mail veya Instagram'dan özel mesaj atabilirsiniz. Yönetmenlerin zaten öyle oyuncular gibi 100 bin üstü, milyon üstü takipçisi olmadığı için gelen kutularına düşen mesajlar da çabucak görülebiliyor. 2-3 gün içinde o mesajı görüp cevap verebilir. Yönetmene bu şekilde ulaşabilirsiniz. Yönetmen eğer sizi ciddiye alırsa ya da profilinize bakıp "Aa tamam, onunla görüşelim" derse size rejiyle veya kendisiyle bir randevu ayarlayabilir ve bu şekilde bir sonraki işi için o kadroya girebilirsiniz. Sadece kadın oyunculara burada bir hatırlatmam gereken bir şey var. Yazışmanızın üslubuna bir bakın. Hani oltaya gelmeyin. Eğer amacınız gerçekten ciddiyse, oyuncu olarak o sette var olmak istiyorsanız, yönetmenin sizle ilgili tavrının ciddi olup olmayacağına dair yazışmanızdan üslupla ilgili bir karar verip hani oltaya gelmemekte fayda var. Bir partner olarak da beğenmiş ve görüşmeye çağırıyor da olabilir. Ama tabii ki sizin kariyerinizi inşa edeceğiniz yollar oltaya gelmeyi de içeriyorsa o tabii ki sizin tercihiniz olacaktır. Başka verebileceğim bir tüyo da şu. Reklamlara çok fazla umut bağlamayın. Onlar gelip geçici işler. Çok fazla reklamdan olumlu geri dönüş almanız, çok fazla reklamda oynamanız sizi sinema ve dizi sektöründe devamlı bir kariyere doğru taşımaz. Sadece dizi ve film sektöründe güzel roller, devamlılıklı roller elde edebilene kadar finansal olarak destekler. Çünkü reklamlardan kazanacağınız parayla en azından geçiminizi sağlayabilirsiniz. Diyelim ki bir dizide devamlılığı olan bir rol aldınız. Ona sık sıkı sarılın. Sakın bırakmayın.
Bu iki bölümlük bir rol de olabilir, bütün bir sezon boyunca sürecek bir rol de olabilir. O rolü uzatmaya çalışın. Hani senaristlerle de eğer sette tanıştıysanız aranız iyiyse, hani bu rolü devam ettirebileceklerine, dizi için konuşuyorum, o role daha fazla rol, daha fazla sahne yazabileceklerine dair yeşil ışıklar yakın. Burada da gene şeye çıkıyor olay. Siz arıza bir oyuncuysanız sizi 5 bölümlük olarak düşünüp 3. bölümde öldürebilirler. Sizi 20 bölümlük işe alıp sizle anlaşamıyorlarsa, teknik olarak sette sıkıntı yaratıyorsanız sizi bir trafik kazasıyla komaya sokup orada bekletebilirler ve rolünüzün, sahnelerinizin geri kalanını böyle hastanede yoğun bakımda yatarak, gözü kapalı olarak oyunculukla ilgili hiçbir şey gerçekleştiremeden tamamlayabilirsiniz. Bunlar da tüyodur. Bir başka tüyo da şu: kısa filmlerde oynayın. Kısa filmleri azımsamayın. O kısa filmler festivalde ulaşıyor bazen, ödüller alıyor. O kısa filmleri internete yüklüyorlar. Yani ulaşabileceği seyirci kitlesi artık çok genişliyor. Ve kısa filminizi seyreden bir yönetmen, bir reji asistanı, bir yapımcı da olabilir. Sizi oradan beğenip kendi kadrosuna alabilir. Ya da o kısa filmi çeken yönetmen sinema öğrencisidir o anda. Ama sonra sektörde çalışan profesyonel bir reklam yönetmeni, bir dizi yönetmeni olabilir. Bundan 5 sene sonra kimin nerede olacağını hiç bilemezsiniz. Kısa filmlerde oynamak da geleceğe yatırım olabilir. Özellikle genç biriyseniz. Son olarak da doğru zamanda doğru yerde olun. Bunu çok açıklayamayacağım. Bu tamamen talih, kısmet. Doğru zamanda doğru yerde olup bütün bu bahsettiğim aşamaların hiçbirini yaşamadan çat diye ünlü olan ve oyunculuk kariyeri hiç böyle çetrefilli yollardan geçmeyen, sıkıntılı günlerden geçmeyen çok şanslı oyuncular da var. Bu videoda oyuncu olmak isteyenlere veya zaten oyunculara yönelik bir sürü tüyo vermiş oldum. Ve sektörde çalışmak isteyen genç bir teknik ekip çalışanına da aslında birazcık içeriden bilgi aktarmış oldum. Bana ulaşabileceğiniz bütün kişisel bilgilerim, e-mailim, kişisel web sitemin adresi açıklamalarda var. Bana danışmak istediğiniz önemli bir konunuz olursa e-mail atabilirsiniz. Vaktim olduğu sürece mümkün olduğunca çabuk cevap vermeye çalışıyorum. Bazen geç kalabiliyorum çünkü takdir edersiniz ki benim de bir iş yaşantım ve bir özel yaşantım var. Onlardan arta kalan vakitlerde size yardımcı olmaya çalışıyorum. Lütfen bu videoyu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşın ve yorum yazarsanız da güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.